çocukça olsun. Benim dünyam Yusuf'un dünyası, senin dünyan Yusuf'un dünyası, Yusuf'un dünyası. Okumayı yazmayı öğreneceğim. Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Oturabilirsiniz çocuklar. Oturabilirsin yavrum. Yavrum? Oğlum? Uykunu alamadın sanırım. Yok, çok güzel uyudum öğretmenim. Adın ne yavrum? Osman öğretmenim. İsmin çok güzelmiş. Neden dalgınsın peki? Öğretmenim, bir an annem sandım sizi. Anneme çok benziyorsunuz. Eminim annen şu an okuldadır. Teneffüste tanışmak isterim. Öğretmenim, annem gelmişti ama okulun ilk günü öğretmeninizi yormayalım, daha sonra gelir tanışırım dedi. Şimdi daha çok merak ettim anneni. Sadece 3 ay görmedim sizi. Hepiniz ne kadar büyümüşsünüz. Ama siz aynısınız öğretmenim. Hiç değişmemişsiniz. Teşekkür ederim Elif. Her zamanki gibi çok naziksin. Adım Yusuf Akbilen öğretmenim. 3 kardeşiz. Benim de tatilim çok güzel geçti. Yurt dışından kuzenlerim geldi. Tatilin nasıl geçtiğini anlamadım bile. Bu arada bol bol kitap okudum. Kitap okumana çok sevindim Yusuf. Aferin sana. Hoş geldin kuzum. Hoş bulduk anne. Ama sana kötü bir haberim var. Hayrola kuzum, ne oldu? Bugün okumayı öğrenemedim. Neden gülüyorsunuz ya? Ben ciddi bir şey söylüyorum size. Kıyamam ben sana. Bu muydu üzgün olmanın nedeni? Başka ne olabilir ki anne? Bugün hepimiz kendimizi tanıttık. Öğretmenim de kendini tanıttı. Sonra oyun oynadık. Öğretmen bize hikayeler anlattı. Yani okuma yazmayı öğrenmek yarına kaldı. Okuma yazma öğrenmendeki sabırsızlığı anlıyorum kuzum. Ama bu bir günde olacak bir şey değil ki. İlk önce güzel yazı yazmak için çalışmalar yapacaksınız. Sonra yazı yazmayı öğreneceksiniz. Yazdığınız kelimeleri de okumayı öğreneceksiniz. Sonra o kelimeleri birleştirip cümleler kuracaksınız. Okumayı yazmayı öğrenmek çok mu zor yani? Tabii ki zor değil. Hele düzenli çalışırsan hiç zor değil. Hatta öğrendikçe keyif almaya başlayıp kendi kitaplarını okuyabileceksin. Çok keyifli bir süreç. Sen okuma yazma öğrenirken hepimiz senin yanında olacağız. İstediğin zaman sana yardım edeceğiz. Tamam anneciğim, anladım. Ama ben yine de çabucak öğrenmek istiyorum. Bunu başaracağım, göreceksiniz. Hoş geldiniz yavrularım. Hoş bulduk anne. İyi gördüm sizi. Sanırım okulun ilk günü çok güzel geçti. Anne, harika bir gündü. Çantamı bırakıp ellerimi yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Nasılsın Yusuf'um? Çok iyiyim anne. Sana anlatacak çok şeyim var. Ben de ellerimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Tamam yavrum. Ben bahçeye getireyim yemeğinizi. Harikasın anne. Allahu Ekber.
İkindi namazımızı kılıp öyle çıkarız bahçeye. Yüce Rabbim namazınızı kabul etsin. Amin, inşallah anne. Osman hadi gel, namaz vaktini geçireceksin. Geldim abi. Ellerine sağlık anneciğim. Afiyet olsun yavrularım. Eminim öğretmenim de güzel yemekler yapıyordur. Bu nereden çıktı şimdi Osman? Öğretmenim tıpkı anneme benziyor. Hatta sınıfa girdiğinde annem geldi zannettim. Gerçekten mi? Gerçekten sen sandım anne. Hatta öğretmenime de söyledim. Seninle tanışmak istiyor. Geleceğim oğlum inşallah. Ben de çok isterim öğretmeninle tanışmayı. Anneciğim, anne babalar nasıl her şeyle ilgilenebiliyorlar? Anne babalara Allah özel bir güç veriyor sanırım kızım. Sen hiç konuşmadın oğlum. Kardeşlerimden sıra mı geldi anne? Hani anlatacak çok şeyin vardı? Evet anne. Biliyor musun? Bu yıl hem Peygamber Efendimizin hayatını hem de Kur'an-ı Kerim'i ders olarak işleyeceğiz. Evet biliyorum oğlum. Hazreti Muhammed'in hayatı dersinde öğretmenimiz bir hadisi şerif öğretti bize. Merak ettim şimdi. Gerçi ben biliyordum ama birçok arkadaşım yeni öğrendi. Çocuklar çok çalışın. Öğretmenlerinizi can kulağıyla dinleyin. Bilmediğiniz şeyleri sorun. Kitaplardan, internetten araştırın, öğrenin. Dinimiz okumayı, öğrenmeyi, ilim irfan sahibi olmayı emreder. Peygamber Efendimiz bir hadisinde bilen, öğrenen, dinleyen veya ilmi sevenlerden biri ol buyurmuş. Bu sıralarda oluşunuzu bundan daha güzel hangi söz anlatabilir? Öğretmenim, eskiden kız çocukları okula gönderilmiyormuş. Günümüzde de kız çocuklarını okula göndermeyenler var. Evet, doğru. Hala böyle düşünenler var. Olur mu böyle şey? Çocuklar, arkadaşınız çok haklı. Adın neydi oğlum? Kemal öğretmenim. Aferin Kemal. Peygamberimiz, ilim öğrenmek için gayret sarf etmek, kadın erkek her Müslümana farzdır buyurmaktadır. Dinimizde ilim öğrenmek konusunda kadın ve erkekler arasında hiçbir fark yoktur. Yusuf? Öğretmenim, ben okula başlamadan önce Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. Kardeşlerim de öyle. Bu çok güzel Yusuf. Aileni tebrik ediyorum. Sağ olun öğretmenim. Söylemek istediğim, Kur'an-ı Kerim tüm insanların hayat rehberi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i kadınlar okumasın dememiş. Her şeyin hakimi Allah, Kur'an-ı Kerim'i bütün insanlığın okuyup uygulamasını emretmişse eğer, kadınların öğrenmesini engelleyen dinimiz değildir. Yusuf, bunları senin yaşındaki bir çocuktan duymak çok güzel. Allah ailenden razı olsun. Anneciğim, seni çok seviyorum.